İtman Pisti programına hoş geldiniz değerli yarış severler. İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda birinci yarış gününde 7 koşulu yarış programıyla sizlerle birlikte olacağız. Saatler 14.30'u gösterdiğinde birinci koşuyla birlikte 7'li Ganyan ve Yedili Plase başlayacak ve saatler 15'i gösterdiğinde ikinci koşuyla birlikte Altılı Ganyan heyecanı başlayacak. İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda koşularda toplam 75 at start alacak ve İtman Pisti programımızda 54 safkanın görüntüsü gelecek ekranlarınıza. Akşam Adana Yeşiloba Hipodromu'nda Birinci yarış gününde yine yarış heyecanı tüm hızıyla devam ederken gece ise Amerika Birleşik Devletleri Gulfstream Park Hipodromu'nda 7 koşulu bir yarış programı olacak. İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda birinci yarış gününde birinci koşuda 3 yaşlı 6 İngiliz dayı 1300 metre mesafede pistte start alacaklar. Ve idman Pisti programımızda bu koşuda ilk sırayı 1 numaralı Dayım Benim isimli. Tay alacak. Bir numaralı dayım benim 1200'ü 1.14.5 bini çift 0.7 ve son 400'ü 24.2 rahat galobu ile ekranlarınıza geliyor. Son katıldığı yarışında kumpiste ilk 4 dereceye giremedi 3 yaşındaki al erkek Tay. 3 numaralı Mark olmaz iç piste çalıştı. Cuma Altunbaş nezaretinde bu yarış için yapmış olduğu 1200'ü 116.5, 1.3.3 3.3 ve son 400'ü 25.8 rahat ile ekranlarınıza geliyor. Mehmet Kaya ile start alacak olan bu safkan son katıldığı yarışını kazanma başarısı gösterdi. 5 numaralı Flytime dışta Kurtefe ile birlikte çalıştı. İç kulvarda kalan Fly Time'da 1200'ü 1.16.5, 1004 son 400'ü 25.5 çalışır bir galop yaptı. Ayhan Kurşun'la start alacak son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Ve 6 numaralı Princess Westport. iç pistte çalıştı. İçteki safkandı. Dışında ise Angel of Westport vardı. Binleri iki, son 4 üzeri 2. Son 400'leri 24.2 rahat oldu. Her iki safkanın da Princess Westport. Uğur Polat'la bu koşuya katılıyor. 78 günlük aranın ardından start alacak. Saatler 15'i gösterdiğinde ikinci koşuyla birlikte 6'lı Ganyan başlayacak. 4 yaşlı 12 Arapat'ı 1500 metre mesafede Kumpis'te start alacaklar. Bu koşuda görüntülerimize ilk olarak gelecek safkansa bir numaralı Baharşah isimli safkan olacak. 1 numaralı Baharşah son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye girememişti. İç pistte çalıştı bu safkan ve 800'ü 56.3 son 400'ü 27.5 rahat galobuyla ekranlarınıza geliyor. İç kularda kalan 1 numaralı Baharşah Müslüm Baydanla start alacak. Baharşah'ın 800 metrelik işi ekranlarınıza geldi. 2 numaralı Budakan iç pistte çalıştı ve öndeki safkandı. 1200'ü 1.24.2, bini 10.4 ve son 428 hafif çalışır bir galop yaptı. Deniz Yıldız da start alacak olan bu safkan son katıldığı Çin pistteki koşusunda ilk 4 dereceye giremedi. 3 numaralı Destiça iç pistte çalıştı. 1200'ü 1.26.2, bini 11.7 ve son 400'ü 28.2 rahat bir galop yaptı. Gökhan Gökçe ile start alacak son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 5 numaralı Karaca Bey Aslanı 800'ü 53.4 son 400'ü 26.4 hafif rahat bir galop yaptı. Uğur Polat nezaretinde ve Uğur Polat'la start alacak son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 7 numaralı Montego iç pistte çalıştı. Musa Özçevik nezaretinde 1200'ü 124.6, 1000'i 11.3 ve son 400'ü 28 hafif çalışır bir galop yaptı. 101 günlük aranın ardından yüce Bilikle start alacak 4 yaşındaki al safkan. 8 numaralı Şahin Ter iç pistte çalıştı. Ümit Çiftçi nezaretinde bu yarış için yapmış olduğu 855 son 428 rahat işiyle ekranlarınıza geliyor. Mehmet Kaya ile start alacak olan bu safkan son katıldığı kum pistteki koşusunda ilk 4 dereceye giremedi. 11 numaralı Katmandu. 1200'ü 1.25, 1000'i 11.2 ve son 400'ü 28.7 rahat bir galop yaptı. Hakan Yıldız da bu koşuya katılıyor. Son katıldığı yarışını kazanma başarısı gösterdi. 12 numaralı Şirincelim dıştaki safkandı 642 son 428 rahat bir sprint yaptı. Vahdettin Kaplan da bu koşuya katılacak 12 numaralı Şirincelim 45 gün önce son katıldığı Çin pistteki koşusunda ilk 4 dereceye giremedi. Saatler 15.30'u gösterdiğinde 3. koşuyla birlikte Beşli Ganya'nın ilk ayağı başlayacak. 9-3 yaşlı İngiliz sayı 1400 metre mesafede kum pistte Maiden'dan çıkabilmek için birincilik mücadelesi verecekler ve bu koşuda görüntülerimize ilk olarak 1 numaralı Ejan isimli safkan gelecek. Evet 2 numaralı çiftçi reis düzeltiyorum. iç pistte çalıştı bu safkan. 640.8 son 426.8 çok rahat kısa turvakar bir sprint yaptı. Çiftçi reis Deniz yıldızla start alacak ve son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 3 numaralı Gran Imperium 635.8 son 423.2 rahat kısa bir sprint yaptı. Sefer Demir nezaretinde Gökhan Gökçe ile start alacak ve son katıldığı Çin pistteki koşusunda ilk 4 dereceye giremedi. 4 numaralı Hillhead dışta Rodica ile birlikte çalıştılar. İş kurularda kalan Hillhead'di. 1201.14.8, 14.8, 1002.2 ve son 425 rahat bir galop yaptı. Hillhead Özcan Yıldırım'la start alacak. Son katıldığı Çin pistteki koşusundan ikinci olarak ayrıldı. 5 numaralı Junior Duru iç pistte çalıştı. Dışta Ghost Warrior'la birlikte 1200'ü 116.3, 1000'i 3 ve son 425.8 çalışır bir galop yaptı. Hakan Yıldız'la start alacak olan bu tay son katıldığı kum pistteki koşusunda ilk 4 dereceye giremedi. 6 numaralı Kalingrad iç pistte çalıştı. 1200'ü 118.5, 1000'i 4.5 ve son 426.8 çalışır bir galop yaptı. Son katıldığı yarışında İlk 4 dereceye giremedi bu safkan Muhammed Bedir Sakallılarla bu koşuda start alacak. 7 numaralı Radikal Storm 850 son 400'ü 24.3 rahat bir iş sergiledi. Halis Karataş'ta start alacak olan bu safkan 66 gün önce koşmuş olduğu son Çin pistteki koşusunda ilk 4 dereceye giremedi. 8 numaralı Showy Biggins iç pistte çalıştı. Mehmet Kaya nezaretinde 800'ü 50, son 400'ü 24,5 rahat bir iş sergiledi. Mehmet Kaya ile start alacak olan bu safkan 45 gün önce yarış yaşamındaki ilk startında ilk 4 dereceye giremedi. 9 numaralı Yiiter dışta Kara Turna ile birlikte çalıştı. 1200'ü 116.3, 1000'i 2.6 ve son 400'ü 24.5 çalışır bir galop yaptı. Yiiter Furkan Yüksel ile start alacak. 80 gün önce koşmuş olduğu son kum pistteki koşusunda ilk 4 dereceye giremedi. Saatler 16'yı gösterdiğinde 4. koşuyla birlikte dörtlü ganyanın ilk ayağı başlayacak. Bu koşuda 3 numaralı Pepe ile 9 numaralı Yaramaz Çocuk ve 4 numaralı Star of Rakla 8 numaralı Sinavango ekür olarak start alacaklar. 12 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atı 1400 metre mesafede kum pistte start alacaklar ve bu koşuda görüntülerimize ilk olarak 1 numaralı Captain Pitt isimli safkan geliyor. İç pistte çalıştı bu safkan ve dıştaydı. Mavi formalı bini 4.3 ve son 426.2 rahat bir galop yaptı. Semih Kaymaklı nezaretinde Uğur Polat'la start alacak son katıldığı kum pistteki koşusunda ilk 4 dereceye giremedi. 2 numaralı Onasis 800'ü 54.8, son 400'ü 28.5 rahat turvakar bir iş sergiledi. Gökhan Gökçe ile start alacak olan bu safkan son katıldığı kum pistteki koşusunda ilk 4 dereceye giremedi. 3 numaralı Pepe, içte olan safkandı dışında yaramaz çocuk vardı. 3 numaralı Pepe 1200'ü 1.14.5, bini 1.8 ve son 400'ü 24.3 rahat bir galop yaptı. Ramazan Arslan nezaretinde ve Ramazan Arslan'da start alacak olan bu safkan son katıldığı kum pistteki koşusunda ilk 4 dereceye giremedi. 5 numaralı Şirkan iç pistte çalıştı. Uğur Ovat nezaretinde 1200'ü 16.2, 1000'i 3.7 ve son 426 rahat bir galop yaptı. Deniz Yıldız da bu koşuya katılıyor. Son katıldığı kum pistteki koşusunda ilk 4 dereceye giremedi. 6 numaralı Matmazel Çikolata Alican İşleyen nezaretinde 636 son buçuk rahat bir sprint yaptı. Alican İşleyen'le start alacak olan bu safkan son katıldığı çim pistteki koşusunda ilk 4 dereceye giremedi. 7 numaralı Biotik, Bini 1.8 son 425 rahat bir galop yaptı. Mustafa Gündüzeli nezaretinde Burak Averbakla start alacak son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 8 numaralı Snowango iç pistte çalıştı. 850.3 ve son 425.3 rahat bir iş sergiledi. Mehmet Kaya ile start alacak ve son katıldığı kum pistteki koşusunda ilk 4 dereceye giremedi. 9 numaralı yaramaz çocuk dıştaki safkandı. İçte Pepe ile birlikte çalıştılar. 1200'ü 1.14.5, 1000'e 1.8 ve son 400'ü 24.3 rahat bir galop yaptı. Aydın Gönültaş nezaretinde Özcan Yıldırım da start alacak. 64 gün önce Çin pistte koştuğu son koşusunda ilk 4 dereceye giremedi. 10 numaralı Keşiş iç piste çalıştı. Mustafa Gündüzeli nezaretinde bini 4.4 ve son 425.5 rahat bir galop yaptı. Halis Karataş'la 234 günlük aranın ardından start alacak. Son katıldığı Çin pistteki koşusunda ilk 4 dereceye giremedi. 11 numaralı Tornado Strike öndeki safkandı. Sermet Altındağ nezaretinde bu yarış için yapmış olduğu 848.8 ve son 424 rahat işiyle ekranlarınıza geliyor. Ayhan Kurşun'la bu koşuya katılıyor ve son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye Giremedi saatler 16.30'u gösterdiğinde 5. koşuyla birlikte üçlü ganyanın ilk ayağı başlayacak. 4 numaralı Katre ile 7 numaralı Uçan bu koşuda ikili olarak start alıyorlar. 14 ve yukarı yaşlı Arap atı 1500 metre mesafede kum pistte kısa vade 6 koşuda birincilik mücadelesi verecekler. Bu koşuda görüntülerimiz. Size ilk olarak bir numaralı Bessey isimli safkan gelecek. Bir numaralı Bessey iç pistte çalıştı. Bini 14 son 431 31 rahat turvakar bir galop yaptı. Bessey Furkan Yüksel ile start alacak 185 günlük aranın ardından ve son katıldığı kum pistteki koşusundan 3. olarak ayrıldı. 3 numaralı Faustino iç pistte, İçteydi dışta Azelan'la birlikte çalıştılar. 1200'leri 1.24.2, 1000'leri 10 ve son 400'leri 27.8 hafif rahat oldu. İç kulvarda kalan 3 numaralı Faustino'ydu. Tolga Yıldız da start alacak olan bu safkan Son katıldığı çim pistteki koşusunda ilk 4 dereceye giremedi. 5 numaralı Nilda iç pistte Uğur Polat nezaretinde 644.7 son 400'ü 28.7 rahat turvakar bir sprint yaptı. Uğur Polatla start alacak son katıldığı kum pistteki koşusunda ilk 4 dereceye giremedi. 10 numaralı Güzel Kaya iç pistte çalıştı. Ümit Çiftçi nezaretinde bu yarış için yapmış olduğu 800'ü 55.5 son 400'ü 27.5 rahat işiyle ekranlarınıza geliyor. Mehmet Kaya ile start alacak olan bu safkan son katıldığı Çin pistteki koşusunda ilk 4 dereceye giremedi. Saatler 17'yi gösterdiğinde 6. koşu koşulacak. 13 yaşlı İngiliz dayı arasında 1400 metre mesafede kum pistte maiden mücadelesi olacak ve bu koşuda görüntülerimize ilk olarak 2 numaralı Drummer isimli safkan gelecek. 2 numaralı Dramar 1400'ü 1.28, 1.002.8 ve son 424.8 rahat bir galop yaptı. Akın Sözen nezaretinde gerçekleştirdi bu galobunu. Deniz Yıldız da start alacak. Son katıldığı kum pistteki koşusunda ilk 4 dereceye giremedi. 3 numaralı Immortal Türk 850.2 ve son 426 rahat bir iş sergiledi. Burak Averbak'la start alıyor. Son katıldığı yarışında 3. olarak ayrıldı. 4 numaralı Kubango görüntülere geliyor dıştaydı bu safkan işte ise My Name Legend vardı 1200'leri 1.15.2 binleri 2 ve son 400'leri 24.5 oldu 4 numaralı Kubango Alice Karataş da bu koşuya katılıyor yarış yaşamının ilk startını 45 gün önce Çin pisti üçüncülükle tamamlamıştı 5 numaralı Kurtefe dıştaki safkandı işte fly Time'la birlikte çalıştı 1200'ü 1.16.5 bini 4 ve son 400'ü 25.5 çalışır bir galop yaptı Ayhan Kurşun'la bu koşuya katılıyor 6 numaralı Lira Lira iç piste çalıştı. Burak Bektaş nezaretinde 851.8 son 400'ü 26 rahat bir iş sergiledi. Lira Lira Özcan Yıldırım'la 38 günlük aranın ardından start alacak. Son katıldığı kum pistteki koşusundan 4. olarak ayrıldı. 7 numaralı My Name Legend içteydi. Dışında 4 numaralı Kubango vardı. 1200'leri 115.2, 2000'leri 2 ve son 400'leri 24.5 oldu. 7 numaralı My Name Legend yüce birlikle start alıyor. 8 numaralı panreka iç piste çalıştı. Güven Gökçe nezaretinde 105.4 ve son 425 rahat bir galop yaptı. Onur Öztürk ile start alıyor. 38 gün önce kum pistteki son koşusunda ilk 4 dereceye giremedi. 10 numaralı Yusufat, Vahdettin Kaplan nezaretinde bu yarış için yapmış olduğu 1001, son 400'ü 24.5 hafif çalışır galobuyla ekranlarınıza geliyor. Vahdettin Kaplan'la start alacak olan bu safkan son katıldığı kum pistteki koşusunda ilk 4 dereceye giremedi. Saatler 17.30'u gösterdiğinde İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda 7. ve son koşu koşulacak. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atları arasında 2000 metre mesafede kumpiste bu koşuda görüntülerimize ilk olarak 1 numaralı Lady Falcon isimli safkan gelecek. İç pistte çalıştı bu safkan. Yücel Bilik nezaretinde bu yarış için yapmış olduğu 1200'ü 1.18.7, 5 ve son 400'ü 25.8 rahat galabuyla ekranlarınıza geliyor. Aprantesi Müslüm Baydan'la start alacak. 24 gün önce koşmuş olduğu kum pistteki koşusundan galibiyetle ayrıldı. 4 yaşındaki Doruk Israk. 2 numaralı mürüvvet iç pistte çalıştı. Recep Günel'in nezaretinde 1201.17.4, 1005 ve son 425 rahat bir galop yaptı. Aprantisi Alican işleyenle start alıyor. 10 gün önce katıldığı son kum pistteki koşusundan ikinci olarak ayrıldı. 3 numaralı Panamor iç pistte kenter yaptı. Acı Altunbaş nezaretinde Panamor Hakan Yıldız da start alacak. Son katıldığı kum pistteki koşusunda ilk 4 dereceye giremedi. 4 numaralı Dekolte iç piste çalıştı. Ufuk Bilik nezaretinde 1200'ü 1.15, 1000'i 2 ve son 400'ü 24.5 rahat bir galop yaptı. Mehmet Kaya ile start alıyor. Son katıldığı kum pistteki koşusunda ilk 4 dereceye giremedi. 5 numaralı Alçiba görüntüye geliyor. Volkan Yüksel nezaretinde 1200'ü 1.15.8, 1000'i 1.6 ve son 400'ü 24.3 hafif çalışır bir galop yaptı. Burak Averbak'la start alacak son katıldığı kum pistteki koşusunda ilk 4 dereceye giremedi. 6 numaralı beyaz gölge 1200'ü 1.17.7, 1000'i 3.4 ve son 400'ü 24 rahat bir galop yaptı. Furkan Yüksel ile start alıyor. Son katıldığı kum pistteki koşusunda ilk 4 dereceye giremedi. 8 numaralı hoşgörü 1400'ü 1.32.8, 1000'i 6.5, son 400'ü 27.2 hafif çalışır bir galop yaptı. Tolga Yıldız'la da startılacak son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 10 numaralı Fly Attendant görüntüye geliyor. Uğur Polat nezaretinde bu yarış için yapmış olduğu 1006 son 425 25.5 rahat ile ekranlarınıza geliyor. Mustafa Çiçek de start alacak olan bu safkan son katıldığı kum pistteki koşusunda ilk 4 dereceye giremedi. 11 numaralı Seddifi görüntülere geliyor. İç piste çalıştı. Sadık Kurt nezaretinde bu yarış için yapmış olduğu 800'ü 50.3 ve son 400'ü 24.7 rahat ile ekranlarınıza geliyor. Halis Karataş da start alıyor. Son katıldığı kum pistteki koşusunda ilk 4 dereceye giremedi. 13 numaralı Kapalovaro Onur Beyazıt nezaretinde 1007 son 425 rahat turvakar bir galop yaptı. Mustafa Manavla start alacak. Son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 14 numaralı Rodika iç pistte Hilhetle beraber çalıştı. Dıştaki safkan Rodikaydı. 1200'ü 114.8, 1000'i 2.2 ve son 400'ü 25 çalışır bir galop yaptı. Burhan Yeşilbudak nezaretinde Ramazan Arslanla start alıyor, son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 15 numaralı Parlera iç pistte çalıştı. 1000'i 3, son 400'ü rahat bir galop yaptı. Acı Koca Kaplan nezaretinde Uğur Polatla start alıyor, son katıldığı kum pistteki koşusundan 4. olarak ayrıldı. Sayın yarışseverler İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda birinci yarış gününde 7 koşulu yarış programıyla sizlerle birlikte olacağız. Saatler 14.30'u gösterdiğinde birinci koşuyla birlikte 7'li Ganyan ve 7'li Plase başlayacak. Saatler 15'i gösterdiğinde ikinci koşuyla birlikte 6'lı Ganyan heyecanı başlayacak İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda. Akşamsa Adana Yeşiloba Hipodromu'nda birinci yarış gününde 6 koşulu bir yarış programı olacak değerli yarışseverler. 6 koşulu yarış programında saatler 18.30'u gösterdiğinde birinci koşuyla birlikte. 6'lı Ganyan başlayacak. Gece ise Amerika Birleşik Devletleri Gulfstream Park Hipodromu'nda 7 koşulu yarış programında ilk koşu saatler 21.05'i gösterdiğinde başlayacak ki bu koşuyla birlikte 7'li Ganyan ve 7'li de başlayacak. Saatler 21.35'i gösterdiğinde ise ikinci koşuyla birlikte altılı Ganyan başlayacak Gulfstream Park'ta. Değerli yarışseverler İtman Pisti programımızın burada sonuna geldik. Tüm yarışseverlerimize iyi seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.